hiç ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliği haricinde aspirini kullanabileceğiniz diğer alanları merak ettiniz mi? Çocukluğumuzdan bu yana evlerimizde en çok kullanılan ve birçok rahatsızlık için ilk başvurulan ilaç aspirin olmuştur. Ancak siz aspirini sadece baş ağrısı ilacı olarak biliyorsanız yanılıyorsunuz. Aspirini genellikle sağlık için ilaç olarak kullanıyoruz. Oysa aspirinin kullanıldığı alan, içindeki etken maddenin özelliği sebebiyle çok fazladır. Arabanızın aküsünden, saç rengine, nasırlarınızdan giysilerinize kadar birçok alanda kullanabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Aspirin, dünyanın en popüler ve yaygın kullanılan ilaçlarından biridir. Hafif ve orta şiddetteki ağrıların tedavisinde kullanılır. Ateş düşürücü ve kan sulandırıcı olan aspirin, ayrıca anti-enflamatuar özelliği olduğu için, romatoid artrit gibi eklem iltihaplanmalarının tedavisinde de kullanılır. Aspirinin düşük dozda kullanımı, kanın pıhtılaşmasını önler. Bu nedenle, felç ya da kalp krizinin tekrarının önlenmesi için kullanılır. Ancak dikkatli kullanılması gerekmektedir. Mide rahatsızlığı olanlar ya da kanama riski olan kişiler, aspirin kullanmamalıdırlar. Pek çok ilaçla etkileşime girebildiği için, kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. Bu videomuzda, aspirini sağlığın dışında kullanabileceğiniz alanlardan bahsedeceğiz. Aspirinin etken maddesi asetilsalisilik asittir ve steroidi olmayan ağrı kesiciler grubuna aittir. Ağrı kesici, ateş düşürücü ve kan sulandırıcı özellikleri vardır. Aspirinin ham maddesi olan salisilik asit ve türevleri, söğüt gibi bazı bitkilerin yaprak ve kabuklarında bulunur. Salisilik asit antiseptiktir ve bazı gıdalara koruyucu olarak da katılır. İşte, aspirinin birbirinden muhteşem kullanım alanları. Et benlerini yok eder. Bir adet aspirine birkaç damla su ilave ederek kıvam almasını sağlayın. Ardından, et beninin üzerine sürün ve yara bandı ile üzerini kapatın. 2 ila 3 saat bu şekilde beklettikten sonra durulayın. Bir hafta boyunca düzenli olarak günde 3-4 defa uygulayın. Ter lekelerini giderir. 4 adet aspirini ezerek bir miktar su ile karıştırın. Daha sonra, kovanızı su ile doldurup aspirinli suyu da ekleyin ve terden dolayı sararmış beyaz gömleklerinizi veya bluzlarınızı kovaya koyup, 1 saat bekletin ve daha sonra normal yıkama yapın. Pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar. Cildinizdeki ölü derilerden arınmak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyorsanız, 2 adet aspirini ezin ve yarım limon suyu ve 1 çay kaşığı karbonat ile karıştırın. Karışımı dairesel hareketler yaparak cilde uygulayın ve 20 dakika bekletip ılık su ile durulayın. Bu işlemi haftada 2 kere yapın. Şaşırtıcı sonuçlar elde edeceksiniz. Çiçeklerin ömrünü uzatın. Vazonuzda bulunan kesme çiçeklerin ömrünü uzatmak istiyorsanız, su koyduktan sonra 3 adet ezilmiş aspirin ekleyin. Ardından çiçeklerinizi yerleştirin. Otomobil akünüzü canlandırın. Otomobiliniz çalışmıyor ve sorun aküden kaynaklanıyor ise, çözüm çok basit. Akü içine 2 adet aspirin atabilirsiniz. Aspirin asetil salisilik üreterek aküdeki sülfürik asit ile birleşecektir. Böylece akünüz sizi en yakın servise götürecek kadar gidecektir. Sert nasırlara kullanın. Ayaklarınızın sertleşen bölümlerini veya nasırlarınızı aspirin yardımıyla yumuşatabilirsiniz. 5-6 aspirini toz haline getirin. Yarım kaşık limon suyu ve biraz su ekleyerek hamur yapın ve bunu nasırın üzerine sürün. Karışım ayağınızda 10 dakika kaldıktan sonra, ponza taşı ile sert olan bölgeyi veya nasırı ovun. Saç renginizi sabitleyin. Suda bulunan klor bir süre sonra saç rengini bozar. Özellikle boyalı saçların açılmasına neden olur. Bunu önlemek için, ılık bir bardak suyun içine 6-7 aspirini koyun ve eritin. Bu çözeltiyi saçlarınıza sürün ve iyice ovalayın. 10 ila 15 dakika bekledikten sonra saçınızı yıkayabilir ve havuza girebilirsiniz. Kıl batıklarını yok eder. Vücudunuzda oluşan kıl batıklarını yok etmesi için 3 adet aspirini bir kapta az miktar su ile macun haline getirin ve kıl batıklarının olduğu bölgeye yine dairesel hareketler yaparak uygulayın ve 10 dakika bekletip yıkayın. Bu işlemi haftada bir uygulayın. Yüzdeki lekeleri giderir. Yüzünüzdeki lekeleri gidermek için 2 adet aspirin elma sirkesi ile macun haline getirin ve cildinize uygulayın. Ardından dairesel hareketlerle hafifçe ovma işlemi yapın ve 10 dakika bekletip cildinizi durulayın. Yaşlanma ve kırışıklıklara karşı etkilidir. 4 adet aspirini ezin ve su ile macun haline getirip cildinize uygulayın. Haftada 2 kere uygulayabilirsiniz. Sivilcelerinizi kurutun. Bazen ergenlikte, bazen de ergenlikten sonra bile sivilcelerle savaşıyor olabilirsiniz. Yüzünüzün herhangi bir yerinde sivilce çıkacağını hissederseniz, tek bir aspirini kırın ve biraz su ile macun haline getirin.
sivilcenin çıkacağı bölgenin üzerine sürün. Hem kızarıklığı hem de acıyı alacaktır. Kepek sorununu ortadan kaldırır. 2 aspirini kırın ve toz haline getirin. Saçınızı şampuanladıktan sonra aspirin tozunu saçınıza dökün ve şampuanla birlikte karıştırın. 3 dakika saçınızda şampuan ve toz aspirini tutun. Ardından saçınızı yıkayın. Kepeklerinizin azalmaya başladığını göreceksiniz. Böcek sokmalarına karşı etkilidir. Sinek veya arı sokmasına karşı da aspirin kullanabilirsiniz. Böceğin soktuğu yeri biraz ıslatın ve aspirin sürün. Eğer arı soktuysa arı alerjisine karşı dikkatli olun. Bahçe bakımında kullanabilirsiniz. Aspirin sadece sizin için değil, bahçeniz için de çok büyük bir yardımcıdır. Toprak mantarının tedavisi için aspirin kullanabilirsiniz. Su ile karıştırarak toprağa dökebilirsiniz. Ancak bitkileriniz için dikkat etmeniz gereken nokta, aspirin bitki yanıklarına yol açabilir. Bunun için 1 litre suya 1 aspirinden daha fazla koymayın. Giysilerinizden yumurta lekelerini çıkarın. Üzerinize yumurta sıçradıysa, öncelikle yumurtayı giysiden alın ve süngerle silin. Eğer leke çıkmazsa, tartar krem, su ve ezilmiş aspirini karıştırın. Karışımı lekenin üzerine sürüp 30 dakika bekleyin. Sonrasında sıcak su ile durulayın. Çürümekte olan dişleri ve diş etlerini iyileştirir. Son araştırmalara göre, aspirin kullanımının diş sağlığı için de olumlu etkileri vardır. Dişlerin kendi hücrelerini yenileyebilme kabiliyeti oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle, çürük tedavisinde dolgu teknolojisi kullanılır. Yürütülen çalışmanın bulguları, aspirinin hasarlı dişin kendini tedavi etmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Zor yağları çıkartır. Aspirin, tava ve tencerelerdeki yanmış yağ lekelerinden kurtulmanın en iyi yoludur. Birkaç aspirin ve bir miktar suyla macun yapın. Akne oluşumuna engel olur. Aspirin akneleri kurutur. Bu nedenle, aknelerinizden kurtulmak için 2 ila 3 adet aspirini limon suyuyla ezin ve bu karışımı aknenin üstüne sürün. Birkaç dakika sonunda cildinizi yıkayın. Peeling görevi görür. Aspirin, ciltteki ölü hücrelerden kurtulmak için de kullanılabilir. Ciltteki yağlanmaların önüne aspirinle geçebilirsiniz. 1 adet aspirini su ile karıştırın ve birkaç dakika cildinizde bekletin. Daha sonra ılık suyla durulayın. Sivilce ve benzeri cilt sorunlarına iyi gelir. Yüz temizleme jellerinde de bulunan aspirinin, sivilceler üzerinde azaltıcı etkisi vardır. 7 adet aspirini 3 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı bal ile karıştırın. Bu maskeyi yüzünüzde 15 dakika bekletin. Aspirini sivilce lekelerini azaltmak ve gözenekleri sıkılaştırmak için kullanabilirsiniz. Yıpranmış saçı onarır. Sağlıklı saçlar için, 1 adet aspirini ılık su ile karıştırın ve saçlarınızı bu su ile yıkayın. 15 dakika bu su ile bekleyen saçınızı ılık su ile durulayın. Topuk çatlağı için etkilidir. 10 adet aspirin ezilir. Ezilen aspirinlere yetecek kadar vazelin karıştırılır. Aspirin ve vazelin, homojen hale gelene kadar iyice karıştırılır ve çatlamış topuklara sürülür. Ayağa etki edebilmesi için, pamuklu bir çorap giyilir. Bu şekilde 6 saat bekletilir. Çorap çıktığında, topuklarda görülen çatlakların yumuşamış olduğu görülür. Kan lekesini kolayca çıkarın. Çamaşırdaki inatçı kan lekesinden kurtulmak için, 1 adet aspirini suyun içerisine ekleyip erimesini sağlayın. Ardından, kan lekesi olan çamaşırı bu suda 2 saat kadar bekletin. Beklemenin sonunda, çamaşırınızı makinede yıkayın. Bu işlemlerin sonunda kan lekesinin yok olduğunu göreceksiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.